Herkese merhaba. Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi'nin ücretsiz webinar dizisine hoş geldiniz. Bugün bizimle Kerim Can Akman var ve onunla seferi hallerini konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Neslihan Hanım bizimle işaret dili birisi desteğini verecek. Ve Yaşam Boyu Eğitim Akademisi burslu öğrencisi İlayda da bize destek olacak. Çok teşekkürler hepinize geldiğiniz için. Kerim Can, nasılsın? Merhaba. İyiyim. Güzel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hala COVID olmamanın sevinci içerisinde hayatımı sürdürüyorum. Evet, ben de ya çok şükür deyip şimdi yarın olurmuşuz. Dilimizi evet. ısıralım. Öncelikle geldiğin için teşekkürler. Biz Kerimcan'la arkadaşlar eski arkadaş olmamızdan mütevellit oldukça samimi bir ortam olacaktır. evet. Herkes muhtemelen seni tanıyor burada aslında ama yine de biz senden dinleyelim. Kerimcan kimdir? Bu yola nasıl baş koymuştur? Olur. Yani ben aslında bu böyle bir günde ortaya çıkan bir şey değil. Daha detaylı tabii ki muhtemelen ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama benim aslında seyahat etmeyle ilgili temel ilişkim 18-19 yaşlarında üniversite öğrencisiyken başladı. İşte kısa veyahut da uzun seyahatler, yani dil okulları için yurt dışına gidişlerim vesaire. Ondan sonra Interrail diye bir şey varmış, ona öğrenişim. Euro ve Avrupa'da ulaşılabilir zamanlardaydı tabii ki. Yani yaklaşık 18 sene öncesinden bahsediyoruz. Ondan sonra kendi planladığım yine uzun seyahatler derken, yani ben seyahat etmeyi çok sevdiğimi fark ettim. Üniversiteyi bitirdikten sonra ama tabii iş hayatım başladı ister istemez. İş hayatıyla beraber böyle hani bayramları birleştir, yıllık izinlerinden kırıp hafta sonu birleştir falan seyahatlere döndü bu iş maalesef. Ama 30 yaşımda artık şu kararı aldım. Dedim ki ben artık yani bir ofiste oturup çalışmak istemiyorum. En azından bu yaşımda istemiyorum ve benim bir şekilde yola çıkmam lazım. Hayatımdaki bütün birikimimi de bu iş için kullanmaya karar verdim. Bir dünya turu seyahatine çıktım. Aşağı yukarı 1,5 sene sürdü bu. 2015'te başladım buna. 2017'de geri döndüm. 2017'de geri döndükten sonra da turizm sektörüne girdim. Turizm sektöründe de 2017'den beri çalışmaya devam ediyorum. Dünyanın çeşitli yerlerine seyahat odaklı turlar yapıyorum Türkiye'de ve dünyada. Yapıyordum daha doğrusu tabii ki son bir seneye kadar. Malum sevgili şu andaki baş belamız COVID sebebiyle bunlar birazcık duraksadı. Yani aslında 2015'ten beri tam zamanlı yolcu olarak hayatıma devam ediyorum. Kağıt üstlerinde işim aslında gezmek. Hani gezerken de bir yandan para kazanabilen şanslı azınlıktanım veyahut da bunu kendine aslında sağlayabilmiş şanslı azınlıktanım diyeyim. Yani çünkü bazı hiçbir şey hayatta fedakarlık şey yapmadan istenilen hiçbir şey maalesef elde edilmiyor. Böyle bir geçmişim var aslında. Sanırım seninle ilgili hepimizin ortak duygusu olan konuya değindin. Gezerek para kazanan sevgili arkadaşımız Kerim Can. bir şey söyledin. Bütün birikimimle dünya turuna çıktım dedin. Ben bunu senin finanse ettiğini bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Yani şimdi insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Dünya turu dediğin şey çok ciddi bir maliyet ister. Ama sen bunu muhtemelen çok daha cüzi şekilde yaptın. Doğru muyum? Yoksa gerçekten büyük rakamlara mı yaptın? Doğru. Bunu nasıl başardın? Bizim amacımız bu yolda hayatını değiştirmek isteyen, gerçekten beyaz yakalıktan, ofisten kaçmak isteyen insanlara da umut olmak ya. O yüzden soruyorum. Ya çok ya bunun bir sürü yöntemi var. Şimdi ben en iyi bildiğim olan kendi yöntemimi anlatabilirim bununla ilgili. Ben bir ajansta proje yöneticisi olarak hayatımı sürdürüyordum ve güzel bir işim, hani sıfırdan başlayıp inşa ettiğim bir kariyerim, güzel bir işim, böyle güzel bir ofisim, statü sahibi bir hayatım vardı. Ve bu esnada ciddi para biriktirdim. Yani bununla ilgili böyle
İşte mesela sinemaya gitmiyordum veyahut da dışarıda çok az yemek yiyordum. İşte herkesin o gitmek zorunda hissettiği doğum günü partilerine sonradan katılıyordum. Yemek parası vermek falan. Böyle gerçekten çok ufak şeylerden 2-3 sene boyunca çok ciddi, yani bu tip hesaplar yaparak para biriktirdim. Ailemle yaşamaya devam ettim mesela, kendi evimden vazgeçip. Çünkü yani şey, eğer İstanbul'da özellikle yaşıyorsanız mesela kira ve sabit giderler çok büyük meblağ. O noktada da bundan kurtulmanın tek yolu aile evi. Açıkçası yani dediğim gibi belli fedakarlıklar yapmadan hiçbir şey gelmiyor hayatta. O yüzden de böyle bir para biriktirdim. Ve dünya turu hedefi için biriktiriyordum zaten bunu, ama şunu fark ettim. Hedeflediğim parayı asla biriktiremeyeceğim. Yani asla o para olmayacaktı ve hiçbir zaman o hayal ettiğim dünya turuna çıkamayacaktım. Onun için dedim ki ne varsa elimde ben bununla gidiyorum. Ve İlk nereye gitti? Dünya turunun başlangıcı mı? Evet. Güney Afrika. Ve işte işten istifa ettim. İşten istifa ettikten sonra elimde 3 aşağı 5 yukarı böyle seyahat bütçemin yüzde ne kadarı vardı? %70 falan var. Yani toplamda şeyi söyleyeceğim ne kadar harcadım bu arada. Herkes onu merak eder şimdi. Ama sonunda söyleyeceğim, sürprizi kaçmasın. O paranın aşağı yukarı %75 falan elim, %65 falan varmış elimde o dönem şu anda baktığım zaman. Ben o parayla yola çıkarken sadece iki tane destekçi buldum kendime. Bir tanesi Katar Hava Yolları'ydı. Diğer ikisi de kutup ayısıydı. Bunlardan bir tanesi kıtalar arası uçak biletimi verdi. Ki bu bayağı önemli bir meblağ tutuyordu. Yani aşağı yukarı %10, %15. Diğer ki de ekipmanlarımı verdi. Bu şey olarak çok büyük bir pay tutmasa bile gerçekten o anda harcayacağım 3 aşağı 5 yukarı bir blok parayı benden kurtardı malzeme desteği de. Başka hiçbir bana maddi destekte bulunan olmadı açıkçası yola çıkarken. Ben böyle yola çıktım. Şimdi insan seyahat edince, özellikle kısa seyahat edince konfor arıyor. Böyle bir gerçek var. Yani otellerde kalalım, işte en güzel yerde yemek yiyelim, işte taksiye bineyim, işte rehberli turlara katılayım vesaire vesaire. Bir sürü böyle kendini de şımartacak konforlu arıyor. Ben de kısa seyahat ettiğim zaman bunları arıyorum elbette. Ama uzun seyahatlerde, yani 1,5 sene seyahat ediyorsanız ve kısıtlı bütçeniz varsa şöyle yapıyorsunuz. Hostellerde kalıyorsunuz. Veyahut da işte couchsurfing falan gibi böyle onun gibi insanların gönüllü olarak evlerindeki kanepeleri veyahut da boş odaları gezginlere açtıkları sistemler var. Bunları kullanıyorsunuz. Eşiniz, dostunuzun gittiğiniz yerde herhangi bir tanıdığı bilmem nesi var mı onu öğreniyorsunuz ki onların evinde kalabilirsiniz. Bu tip böyle mesela konaklama çok önemli bir meblağ konaklama. Bir de bir yerde geçirdiğiniz süreyi arttırdığınız zaman maliyetleriniz düşüyor. Çünkü bu sefer yol maliyetleri azalıyor. Yani şimdi ben İtalya'ya bir hafta gezmeye gitsem bir haftada 4 şehir görmek isteyeceğim mesela. İşte trene bineceğim, belki iç hatları uçacağım veya araba kiralayacağım, bir şey yapacağım. Ama ben İtalya'ya bir ay gittiğim zaman o gezmek istediğim 4 şehri 5-6 şehre çıkartıyorum. Üstüne üstlük aralardaki seyahatleri de bulduğum en ucuz trenlerle, belki otostopla, belki işte oraya giden evinde kaldığım insanın beni arabasıyla götürmesiyle falan gibi yöntemlerle hallediyorum. Diğer kısım yemek. Yemek işi başka bir konu. Çünkü biz her zaman, biz bir de millet olarak yemeğe düşkün olduğumuz için yemeğe her zaman böyle para harcarız. Hostellerde mutlaka mutfak olur. Kendi yemeğinizi yaparsınız veya kaldığınız evlerde yapabilirsiniz. Veyahut da sokak yemekleriyle beslenirsiniz. Yani her gün lokantaya gitmiyordum. Benim dünya turu boyunca bunu tabii ki aştığım veyahut da daha azalttığım ülkeler de oldu. Ama aşağı yukarı $30'luk bir bütçem vardı. Ve ben yola çıkarken dolar 3 liraydı tabii. Bu detayı da atlamayayım. Acı gerçekler olarak. Ülke ekonomisinin acı gerçekleri olarak. Ve o sebepten dolayı $30 açıkçası çok kötü olmayan bir hostelde kalmaya,
Üç aşağı beş yukarı beslenecek yemeği yemeye, yani aç kalmadım hiçbir zaman. Ya ben zaten yani hiçbirine aç kalınacağına inanmıyorum. Çok ufak bir parayla da olsa. Yani en kötü makarna haşlayabilirsiniz çünkü. Ve dünyanın her yerinde ucuz bir şey makarna. Ve yani böyle bir yöntem izledim. Şimdi uzun seyahat etmenin avantajı ve yöntemi bu aslında. Bu paranın tabii ki hepsi yok elimde açıkçası. Sonra yolda çok uzatıyorum, bir diğer sorulara vakit kalmayacak. Sorun Yolda yok. şöyle bir şey oldu. Ben işler yapmaya başladım. Yani benim işim zaten fotoğraf çekmek, yazı yazmaktı. Yani benim reklamcılık kariyerim de böyle başlamıştı. Ben metin yazarı olarak başladım. Sonra proje yöneticiliğine geçtim. Ben zaten çok ufak yaşlardan beri fotoğraf çeken bir insanım ve yani şu anda fatura kestiğim bir iş olduğu için profesyonel fotoğrafçıyım diyebilirim. Ve yolda da bunları yapıyordum zaten. Çeşitli mecralara, çeşitli dergilere, çeşitli kurumların bloglarına yazılar yazmaya başladım. Bunlar da bana bir gelir sağladı ve bu şekilde ben açıkçası seyahatimin süresini ve kapsamını arttırmaya başladım. Şöyle, şimdi evet günde 30 dolar 3 aşağı 5 yukarı benim temel ihtiyaçlarımı gideriyordu. Konaklama, yemek, şehri gezme, görme. Ama bazen öyle aktiviteler oluyordu ki yani girişi 15 dolar olan müzeye de gidebiliyordum. Şimdi bunları dengeleyebilmek için bir artı değere bazı günler ihtiyaç duyuyordum. Onları o şeyler sağladı. Veyahut da bir deneyim, mesela çok örnek vereceğim. Rafting yapmak istiyor canım ama rafting 50 dolar. Şimdi o 50 doları sağlayan şey işte bana o yaptığım ek işlerdi. Benim günlük 30 dolarlık maliyetimin yanında. Tabii özellikle Asya bölgesi çok ucuz olduğu, ya çok ucuz değil ama özellikle bazı ülkeler ucuz olduğu için Asya'da işte Endonezya gibi falan, mesela oradaki günlük bir harcamam 3 aşağı 5 yukarı günde 20 dolara 25 dolara inmişti. Ama orada da şey yapıyordum, yani mesela daha iyi besleniyordum. 10 kişilik hostel odasında değil, 4 kişilik hostel odasında kalıyordum. Yani ben de bunu yaparken 30 yaşında olduğum için bir yandan da verimli enerjimi kullanmak, iş yaparken daha sağlıklı bir ortamda olmak gibi şeyleri arıyordum. Yani bu dengeliyor insan yolda. Sen bu anlattıklarında bir yani iletişimin güçlü olması, yani Katar'a gitmişsin, hava yollarına sponsorluk istemişsin, bunlar bir ilişkiyle de olmuş olabilir ama sonuçta bunu no name biri olarak ikna etmişsin. Şöyle bir durum var. Aşağı yukarı, şimdi insanlar da şey yapıyorlar böyle. O sponsor varmış, gezmiş. Ben aşağı yukarı 110 tane markaya şey yolladım, sunum yolladım. Bunların 5 tanesi geri döndü. Sadece işte 2 tanesi olumlu geri döndü zaten. Üçü de teşekkür etmek için geri döndü. Kalan 100'den fazla sunum boşaydı yani. Ve bunları, bu sunumların hepsi marka adına özel yapılmış, markaların logoları yer alan sunumlar. Ya dediğim gibi hiçbir iş mesaisiz, emeksiz, peşinde Bu mümkün koşmadan değil. olmuyor. Ben Bir o şey zaman soracağım. O markalar sen Kerimcan Aktuman olduktan sonra sana geri geldiler mi? Dönen oldu mu markalardan? birkaç tanesi geldi. Geçen gün bir tanesi hatta ürün yolladı. Paylaşmadım ben de inadına. Şimdi öyle bir durum var, yani işte emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Ben bayağı gitmeden 2 hafta öncesine kadar büyük bir hayal kırıklığı ve şey içerisindeydim. Yani acaba gitmesem mi, olmuyor mu falan, hani uçak biletim bile yoktu. Ama bir şekilde oldu, gittim. Yani şey, maalesef çaba göstermek gerekiyor. Ya seninki Özellikle efendim. bir hippie hareketi de değil. Yani oturmuşsun bayağı yani öyle Ben sırt bir çantamı proje aldım gittim yaptım. değil. Evet proje bu başından sonuna gideceğin ülke var. Yani sonuçta her gittiğin yerde vize problemi, pasaport problemi, bazı ülkeleri aşıyla giriliyor. Yani çok ciddi bir lojistik var. Prodüksiyon var yani senin bu dünya turunda. Mayıs sonunda ben işten atıldım. Yani daha doğrusu kendimi attırdım. 2015 Mayıs sonunda kendimi işten attırdım. Ve 2015-17 Kasım'da yola çıktım. Bu kadar uzun süre sadece hazırlıkla geçmedi ama mesela şu oldu.
O dönem yazdığım blogum hala arada sırada yazıyorum ama çok ihmal ettim. Blogum var mesela. Blogumun bütün tasarımını değiştirdim. Oturdum bir ay üstünde kendim çalıştım. Ha buradan bir marka gelir. Buradan belki 3-5 kuruş bir şey kazanırım. Oradan hakikaten ayda aşağı yukarı 500 dolar para kazandığım bir iş geldi mesela bana. Bu beni şey yaptı. Yani ben o arada işte Haziran'dan aşağı yukarı Kasım'a kadar olan süreyi hazırlıkla geçirdim. Yani rota çalıştım. Rotam o kadar güzeldi ki en baştaki rota. O 3 sene 4 sene gezerdim ben. Dedim ki nerede öyle bir para, öyle bir güç ve şey. Ben o rotayı mesela elemine ettim. Optimuma çektim. Ve şöyle bir gerçek var. Çizdiğim rotayla yaptığım rota yani %90 oranda tutuyor. Ve o kadar doğru bir rota çizdiğimi fark ettim ki döndükten sonra. Sadece para anlamında değil, beni tatmin etmesi anlamında da. Aradığım şeyleri bulmak adına da. Ama o çalışmanın yine sonucu. Ben 3 aşağı 5 yukarı ya bunun üstünde bir sene çalıştıysam son 6 ay bayağı yoğun çalışmışımdır ve ben aslında markalara ben yola çıkacağım. Bana hadi sponsor olun ben hayatın anlamını arıyorum diye gitmedim. Bakın benim rotam şu. Bunun çıktıları bu olacak. Yani mesela Nisan ayında benim kitabım çıkıyor. Seyahatnamem çıkıyor. 360 seyahatnamesi dünya turunun. Aşağı yukarı 450 sayfalık bir kitap olacak muhtemelen. Aa, Ve ben bu kitap vardı mesela sunumda. İşte ben açıkçası Instagram'da vesaire bu kadar büyüyeceğimi tahmin ediyordum. Yani çünkü bu ayakları yere basan, rasyonelleri olan bir proje yapmıştım. Yani reklamcı kökenimin orada mesela çok avantajını gördüm. İşte süper. herkes kendi şeyine göre evrebiliyor bu işleri. Kerimcan şey de olabilir değil mi? Ben mesela bu konularda çok zayıf biriyim. Yani araştırayım, edeyim, rota çizeyim. Bu benim mesela yoran bir şey. Ben sana dedim ki çok da param var. Kerimcan bana bir dünya turu planla. Seni de ben karşılayayım. Hadi gel gidelim. Mesela bu bile bir iş modeli olarak geliştirilebilir yani. Benim şu anda yaptığım iş daha doğrusu bir sene öncesine kadar yaptığım iş aslında seyahat tasarımcılığıydı zaten. Ha bu Müthiş. tasarladığım seyahatlerde grupla beraber de hareket ediyordum ben küçük gruplarla beraber. Ve mutlaka ve mutlaka yanımda da nereye gidersem gideyim ya rehberler oluyordu zaten. Ama yani seyahat tasarımcılığı diye bir şey var zaten. Hani bu ya çok ya herkes bu arada şey yapmak, ben hep bunu söylerim. Üniversitelere falan konuşmalara gittiğimde de hep şunu söylerim. Herkes seyahat etmek zorunda değil. Şimdi seyahatin paylaşılabilirliği ve cazipliği yüzünden görsel anlamda herkes aslında bir seyahat furyasına kapıldı. Yani ya hayır gerçekten şimdi kimi insan evinde oturmaktan, ya benim bavul hazırlamaktan nefret eden arkadaşlarım var mesela. Ya çünkü Ben. seyahat etmek zorunda değil herkes. Evet, herkesin ya kimi insan gerçekten sinemadan hoşlanır, tiyatrodan hoşlanır. Yani bir hobisi atıyorum pul biriktirmekten hoşlanır, saat koleksiyoneridir veyahut da Ama sen işi çok farklı da yansıtıyorsun fotoğraflarınla. Albenisi o kadar yüksek ki insanın aklında böyle bir şey yoksa bile sokuyorsun. Sosyal medya bence buna baya hizmet ediyor. Çok güzel ama çünkü. şöyle bir şey var. Ben ne hissediyorsam orada onu paylaşıyorum. Ben Evet. yani ama bu benim tutku duyduğum şey. Yani örnek vereceğim. Ben şimdi mesela Facebook'ta bir kalem şey dolma kalem grubuna üyeyim. Ya orada öyle insanlar öyle güzel şeyler paylaşıyorlar ki benim yazım çok kötüdür. Oturup kalemle yazı yazasım geliyor yani. Bu birazcık çünkü herkes tutku duyduğu işi iyi yansıtır. Bu kadar basit. Hani şey bir laf vardır ya işte hayatta sevdiğiniz iş yapın hiç çalışmazsınız. Ya öyle bir şey yok. Yani bir iş zaten yani üstüne para veriyorlarsa o işte zorunluluk vardır ve o iş iştir. Ama tutku duyuyorsanız belirli fedakarlıkları yaparak o işte daha çok başarılı olursunuz. Yani ben bunu seyahatte yapıyorum. İşte adam hobisi yani dediğim gibi dolma kalem grubu adam oturmuş böyle inci gibi yazı yazmış bütün akşam. Onu paylaşıyor. İşte bilmem ne mürekkebi, bilmem ne ucu. Ya insanın oturup yazı yazası geliyor. Yani Evet, birazcık o biz ilişki de seni aslında. seyrederken gezesimiz geliyor ama gezemiyoruz. Sonra da sana Ben sövüyoruz. de gezemiyorum bir süredir, sıkıntı yok. Nazarımız değmiştir. Bir şey Eşitlendik. söyleyeceğim.
Kaç ülke gezdin? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ülke sayısını bilmiyorum. Saymıyorum da. Çünkü ben bu konuda birazcık nicelik değil, nitelik taraftarıyım. Bu özellikle son dönemdeki furya ile beraber ben bu işin birazcık anlamının da değiştiğini düşünüyorum. Yani Peki kaç ülke gezmediğine bakıyor musun? yok, bakmıyorum. Kaç tane Yani kaldı? şunu biliyorum. Bir iddia veyahut da bir proje olmadığı sürece bir insanın zaten dünyanın her ülkesini gidip gerçekten hakkını verebilerek gezmesi mümkün değil. Yani bak, dünyada 197 ülkeye gitmiş insan var. Ama yani kiminde bir gün kalmış, kiminde 3 gün kalmış, kiminde bir ay kalmış. Ama yani bu, şimdi şöyle bir şey, Türkiye'ye bir hafta tatile gelen bir insan Türkiye'yi ne kadar anlamış oluyor? Ben birazcık artık ona bakıyorum seyahat ettiğim yerlerde. Yani gerçekten bu bir yarış değil çünkü. Hep insanlarda öyle bir yarış oluştu. Şu kadar ülke, şu kadar şehir, şu kadar mezra, şu kadar köy. Ama hani sorsak ana caddesini biliyor sadece. Gerçekten yani ben mesela ben şey bir örnek vereceğim. Ben Kolombiya'da 2 ay kaldım dünya turum esnasında. O 2 ay boyunca o parayla başka ülkeler, başka yerler, o vakitle de başka yerler gezebilirdim. Ama tercih etmedim. Sırf 3 haftasını, 3,5 haftasını Amazon'da geçirdim. Ha, şu anda Amazon'da yaşayan insanların nasıl bir hayat sürdüğünü, işte vesaireyi, ama bir sürü Amazon'a gitmiş insandan daha iyi biliyorum. Birazcık ben artık ona yöneldim. Çünkü biraz işi bırakmamın sebeplerinden biri de şuydu. Ya ben bu kadar kısa sürede seyahat ettiğim seyahatler beni kesmiyor artık. Ben birazcık daha böyle içi dolu seyahatler etmek istiyorum. Anlamak istiyorum. Çünkü merak ediyorum. O sebepten dolayı da çok bu işin artık niceliğine takılmamaya başladım. Seyahat etmeye başlayan veyahut da seyahat eden insanlara da hep onu öneriyorum. Onu tavsiye ediyorum çünkü bir noktadan sonra ona takılınca insan bu bir şeye dönüyor. Yarışa dönüyor. Yani zaten hayatta bir sürü yarışın içindesiniz diyorum. Yani iş olsun, okul olsun, hayat olsun. Ha, bu da yarışa dönmesin ya. Bu da keyif olarak kalsın yani. Ne güzel. Peki en içine sindire sindire gezdiğin ülke? Oo, güzel soru. Çok zor soru ya. Pas, pas deme hakkım var hadi Ya arkadaş pas. kontenjanında. Ya en içime sinerek gezdiğim, ya şöyle söyleyeyim. Ülke dersem İzlanda diyebilirim. 2 hafta hakikaten bu 2 sene önce gitmiştim. 2 hafta bir arkadaşımla, gerçekten 2 şoför. Adanın çevresi toplam 4600 kilometre. Biz arabamızı teslim ettiğimizde 4200 kilometreyi gösteriyordu. Yani bütün kıyı şeridi 4600. Adanın tüm çevresini dolaşan bir ring road dedikleri bir şey var. O zaten 1300 kilometre mi ne? Biz yani içi dışı her yeri böyle yürüdük gittik, yani çok gezdik. Mesela İzlanda'yı çok iyi biliyorum ama İzlanda ufak. Şimdi bölge bölge çok iyi gezdiğim yerler var ama ya bir ülkeyi bilmek çok zor. Türkiye'yi bile bilmiyorum derim yani. Ben Kapadokya'ya mesela defalarca gittim. Bölgeyi de iyi bilirim ama ya bu yaz sonu gittiğimde bile bir sürü yeni şey öğrendim Güney Kapadokya ile ilgili. Ya 36 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Her gün İstanbul'la ilgili yeni şey öğreniyorum. Ya o çok zor bir soru. Ha, hakkını vererek, doya doya görerek böyle en azından kabasını aldığım yer vakit anlamında İzlanda derim. Buenos Aires'i fena bilmiyorum. Mesela Kanada'yı ben boydan boya geçtim. 82 saat otobüsle. Yani Kanadalı'dan daha iyi Of. Kanada'yı biliyorumdur yani. Hani Saskatchewan eyaletinden işte şeyine kadar, batısındaki adalara kadar. Ama işte yani o çok çok büyük ülke. Şimdi kuzeyine gitmedim ama. Ya dünya çok büyük. Ben hep şey diyorum yani, Tam nasıl farklı. bütün filmleri izlemek nasıl mümkün değil? Nasıl bütün müzikleri Evet, dinlemek evet. mümkün değil?
Bir yaştan sonra işte insan onu fark ediyor ve diyor ki tamam, ben o zaman işin sevdiğim kısmıyla ilgileneyim. Peki en korktuğun yer, yani Aa, başının derde güzel. girdiği ya da güvenlik açısından riskli yerlere girdin mi? Ya çok girdim ama ya seyahat etmenin insana getirdiği önemli özellikler var. Hani mesela bir tanesi, düşük profilde hareket etmeyi öğreniyorsunuz. Yani ben hiçbir zaman böyle pahalı saat, takı falan taşıyan bir insan değilimdir. Bir de İstanbul'da yaşayan biri olduğum için belli hislerimiz daha kuvvetli. Yani gidip de bir Yeni Zelandalı gibi gezmiyoruz ortalıkta. Huzur içinde yaşadıkları için adamlar, başka bir dünyaları var. Biz burada İstanbul'da böyle her an kelle koltukta olmaya alışkınız yani. Aynen. Ben hep şey örneğini veririm. İstanbul'da yaşayan adam mesela mutlaka kalabalık bir yere girdiği zaman cüzdanı arka cepten yan cebine alır yani. Bu mesela bir reflekstir. Tehlikeli yerlere çok girdim. Bir tanesinde epey, ya dedim ki ben de nasıl bir mahalleye düştüm diye. Kolombiya'da, Medellin'de, ama farkında olmadan ben oranın hakikaten tarla başısında falan böyle bir yer tutmuşum. Gece taksiye bindim otogardan. Taksici şey dedi, yanında da bir arkadaşım var ve arkadaşım epey süredir jiu-jitsu ile uğraşıyor, bir savunma sporu. İkimiz böyle bindik, iki adamız, ve şey dedi taksici, emin misiniz buraya gitmek istediğinize dedi. Abi biz dedik tabii ya, biz orada yer ayırttık falan, gittik. Sokaklarda böyle, sokaklar arasında alevler yanıyor, böyle hani gerçekten ne kullandığını bilmediğim uyuşturucu maddelerin etkisinde adamlar zombi gibi, böyle Walking Dead filminin seti gibiydi ortalık. Gece bayağı iki adam yolun karşısındaki bakkaldan su almaya çıkamadık. Yani öyle bir yerden bahsediyorum. Ama şey olmadı yani. Ertesi gün kalktık. Dedik ki biz burada kalmayalım. Biz burada yerimizi değiştirelim. Sadece şey yaptık. Orası beni bir germişti. Ya onun dışında ben Brezilya'da favelada da kaldım. Hatta yanıma annem geldi olarak onunla kaldım yani. Her yerin bir adabı var. Ona uyunca şey olmuyor ya. Hani sorun olmuyor bence. Ya Yaşarım başıma dediğin bir yer oldu mu? Yaşarım burada dediğin. yaşarım dediğim çok yer oldu ya. Yani ya mesela Kanada'nın özellikle batısı muazzam bir yer. Yani Vancouver veya Victoria şehri. Ya doğusu da çok güzel de, doğusu soğuk tabii. Kışın yani eksi 35, eksi 40'lar şeye doğru gidiyor. Ama batısı çok daha ılıman bir iklim. Yani genel şartlar olarak şey tabii çok iyi. Kanada çok iyi. Ama güzellik anlamında ben mesela Cape Town'a aşık oldum. Çünkü hem dağ var, hem deniz var. Yeme içme çok iyi. İklim sürekli böyle bir standart durum var. Yani 20 derece, 15 derece, 25 derece. Yazın biraz ısınıyor. Ama çok da ısınmıyor. Kışın kara kış yok. Orası çok güzeldi. Buenos Aires bence muazzam bir şehir, şehir olarak. Hem kültür hem insanlar bence nefis bir şehir. Asya'da mesela Tokyo'da bir süre geçirmeyi çok isterim ama bence ömür boyu geçirilecek bir yer değil. Çünkü ne yaparsan yap fiziksel özelliklerden dolayı yabancısın. Yani orada asla entegre olmak gibi bir şansın yok. Asya o yüzden zor. Başka düşünüyorum. Ya sanırım Avrupa'da da Roma'da falan yaşamak isterdim ya. İstanbul'a çok benzettiğim için belki. Veya Lizbon. Ama ben hep şey diyorum. Yani kuru şövenizm veya milliyetçilik yapmak adına değil bu söylediğim şey. Gerçekten dünyadaki en acayip memleketlerden birinde yaşıyoruz. Tüm sorunlarına, tüm sıkıntılarına rağmen kültürel, coğrafi, gastronomik ve iklimsel açıdan çok güzel bir coğrafya burası. Bir sürü handikapı var, evet. İnsan en büyük problemimiz ama diğer yandan da bu kadar bir yer gezmiş olarak ben hala Türkiye'de yaşamaktan mutluyum. Ha, daha iyi şartlarda herkes gibi yaşamak isterim ama burası da bence dünyanın en
kıymetli yerlerinden bir tanesi. Hele İstanbul gibi bir yerde yaşamak bence büyük bir şans. Böyle. Gezdiğin şehirler, ülkeler, köyler, her neresi ise Türklerle ilgili bakış açısıyla, yani bakış açılarında çok şaşırdığın bir şey oldu mu? Şuna mesela şaşırdım. ben dünyadan nasıl gözüktüğümüzü merak ediyorum. Ya dünyadan, şimdi Avrupa'daki bakış açısını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Yani hem göçmenlerden dolayı hem siyasal konjonktürden dolayı, özellikle son 5-10 senedir gerçekten farklı bir algımız var ama Kuzey Amerika'da, yani Kanada'dayım mesela, biz o kadar tanımıyorlar. Asya'da biliyorlar ama öyle çok da bildikleri bir yer değiliz. En komik şeyler Güney Amerika'da, daha doğrusu Latin Amerika coğrafyasında yaşanıyor. Çünkü Türklerin oraya ihraç ettiği acayip önemli bir mal var. Türk dizileri. Yani bilmediğim diziler gerçekten. Ya ben şöyle bir anımı anlatayım. Amazon'un ortasında Leticia diye 30 bin kişinin yaşadığı küçük bir şehir vardır. Ben orada 3,5 hafta falan kaldım. Onun dışında da bir koruma alanında kaldım. Orada yemek yiyorum. Bir yerde bir akşam. Şehre indim, işlerimi hallettim. Akşam yemek yiyeyim, sonra kaldığım yere döneyim diye. Yemek yerken bir kafamı kaldırdım. Sonra indirdim. Sonra yemek yemeyi durdurdum. Ve bir anda şeyle karşı karşıya geldim. Bu neydi? Feriha'nın Suçum mu ne? Öyle bir dizi vardı galiba. Çağatay Ulusoy. Bir anda televizyonda Çağatay Ulusoy bana bakıyor ama İspanyolca konuşuyor bir yandan da. Ya Amazon'un ortasındayım. Çağatay Ulusoy bana bakıyor. Önümde de galiba ya pirana vardı ya Amazon'da yakalanmış bir balık var. Yani böyle hani fıkra gibi bir ortam. Türk dizileri neredeyse hepsi Güney Amerika'da yayınlanıyor ve bize bayılıyorlar o konuda. Ve tabii şey gibi bir algı var, yani bunların hepsi Boğaz'da Yalı'da yaşıyor. Hani öyle de bir algı var. Benim iki tane arkadaşım Arjantinli, kalktılar sırf balona binmek için buraya geldiler mesela. Ya. Güney Amerika'daki algımız çok iyi. Ve çok seviyorlar. Bir de orayla ilgili kültürel bağlar var. Çünkü Osmanlı'nın son döneminde, 1800'lerin sonlarında özellikle bu işte Suriye, Filistin, Lübnan taraflarından Osmanlı tabiyetinde o dönemki epey insan, o dönem yaşanan bir kıtlık sebebiyle bölgeye göç etmişler. Ve o yüzden özellikle Güney Amerika'daki sahillerde çok ciddi Turko denilen bir nüfus var. Bu adamlara Turko deniyor. Marquez romanlarında falan da geçer bu. Evet. Tabii hatta bu işte Kırmızı Pazartesi'de falan epey geçer. Yine şeyde çok geçer. Yüzyıllık yalnızda Turkos, Turkos aslında oradan gelir. Hani o yüzden yabancı oldukları bir dünya da değil. Tabii bize biraz daha oryantal bakıyorlar o sebeplerden dolayı. Yine bu ülkede yaşanan bayağı talihsiz mevzulardan dolayı çok ciddi Ermeni bir nüfus var orada yaşayan. Özellikle 6-7 Eylül olaylarından sonra. Buenos Aires'in en iyi lokantalarından biri bence mesela bir Ermeni lokantasıdır. Baklavasından dolmasına kadar yiyebileceğiniz. Yani özellikle Türk dizileri o algıyı çok değiştirmiş durumda. Yani bilinmeyen bir ülkeyi aslında çok enteresan biçimde anlatmış durumda. Ben Türk olmamla ilgili bugüne kadar hiçbir problem yaşamadım. Açıkçası insanlar dünyada birazcık sizin etnik kimliğinizden ziyade sizin kim olduğunuza, hayata nasıl baktığınıza, dünyaya nasıl yaklaştığınıza bakıyorlar. Çünkü çok temel kavramlar var aslında dünyada. Yani bir güven, ikincisi işte vicdan, insanlığa bakış, insana davranış. Yani bunları değerlendiriyorlar. Kimse sen oralısın, sen buralısın, bilmem nesin demiyor birbirine. Bence seyahat etmenin aslında insandaki en büyük etkileri o. İnsanın değer, yargıları, şeyleri. Çünkü seyahat ederken bir title'ınız yok. Bir şeyiniz yok. Oradaki herhangi bir insansınız. Yani aslında bir sürü dış kimlikten kurtuluyorsunuz. O kurtulma sayesinde de kendinizi doğrudan aslında kendi benliğinizle ifade ediyorsunuz. Yani hayata karşı duruşunuz. Hani
bu da çok insana şey yapıyor. Ben hiç bugüne kadar vay sen Türksün bilmem ne diyen hiç kimseyle karşılaşmadım. Bunun yaşandığı olaylar elbette ki olmuştur dünyada. Ama ben dünya turuna da çıkarken hep şeyi söylemiştim insanlara. Yani dünya hala güzel bir yer. İnsanlar da hala iyi. Açıkçası kötü olaylar da yaşadım. Kameralarım çalındı, bilmem ne oldu ama %90 yaşadığım tecrübeler insanların hala iyi olduğu, dünyanın da hala çok güzel bir yer olduğu yönündeydi yani. Yani ne güzel, pozitif bir yaklaşım. İyi geldi bu, bunu duymak Kerimcan. Ya biz sürekli kötü şeye maruz kalıyoruz. İyi şey haber değeri taşımaz ki. Yani öyle de bir gerçek var hayatta. Maalesef. Yani, kötü şey haber değeri taşıyor. O yüzden de hep kötü şeye maruz kalıp onunla ilgili manipüle ediliyoruz. Yani, bu ama dünyanın gerçeği yani. Haber dediğimiz şey böyle bir şey. İşte seyahat edince insan biraz da bundan arınıyor aslında. Ama yani bunu sen biliyorsun. Bu kimlik, yani bu bahsettiğin şeyle de bir kimlik oluşturmak istemez misin? Yani tam olarak bizim şu an yaptığımız şeyi aslında kitlelere ulaştırmak anlamında, ihtiyacımız olanı dünyayı gezerek anlatmak anlamında. Şunu söylüyorum. Hani okuduğumuz kitaptan, izlediğimiz filmden dedin ya, şimdi mesela Güney Amerika'da, Latin Amerika'da bizi dizilerden tanıyorlar. Dizilerden tanımadan diğer ülkeleri, mesela senin gibi gezen birinden dinlemek, duymak, bunu belgeselleştirmek, hiç böyle bir şey var mı planların? Ya benim belgesel niyetim yani hem var hem yok. Çünkü Türkiye'de belgesel çekmek tam bir Don Kişot'luk bence. Yani çok mesela piyangodan para çıksa ben belgeselci olurum. Gerçekten otururum, ekibimi kurarım, gezerim, tozarım, çekerim, bunları anlatırım. Ama benim anladığım anlamda belgeselciliğin Türkiye'de birazcık iş yapması çok zor. Ya bu arada bunu bir sürü güzel anlatan insan var ya, ben o kadar kötü durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Tabii ki... Hasan anlatıyor değil mi? Hasan Söylemez anlatıyor. Ya var mesela Hasan diye bir deli var. 2,5 sene adam gitti Afrika'da. Gerçekten pedal çevirdi deli. Yani ben yüzüne de hep söylediğim için sen manyaksın diyorum yani. Çünkü normal adamın yapacağı iş değil. Çamurlu yolda bisikletle gidiyor falan. Deli adam burada işini gücünü bıraktı. Harcadığı para 3 aşağı 5 yukarı ben biliyorum. Gerçekten herhangi bir insanın kenara koyup emekli olabileceği belki bir parayı gerçekten harcadı adam. 2 senedir, 2,5 senedir. Sonra pandemi yüzünden geri döndü ve devam da edecek. Deli işi. Adam tam bir deli. İşte Gürkan var. 7. senesi dünya turunda Gürkan Genç. Adam bisikletle dünyayı geziyor. Yani ve okullara anlatıyor bunu. İşte yeni kitapları çıktı. Çocuk kitapları çıktı. Ya adam babası oldu. Öldü. Cenazesine gidemedi neredeyse. Yani hani çok acayip insanlar da var aslında ama Türkiye'de maalesef biz bazı şeyleri geriden takip ediyoruz. Seyahat mevzusu da böyle. Yani Batı toplumunun aslında yaşadığımız toplumsal sıkıntıların birazcık da sebebi o zaten. Biz hep geriden geliyoruz. Bir 30-50 sene bandında geriden geliyoruz. O kırılmalar bizde sonra yaşanıyor. Biz yeni yeni mobil olup dünyaya açılabilmeye, anlamaya başladık. Adam 1950'de 60'ta başlamış. Seyahat rehberleri oluşturmuş, bunları çıkartmış, bir seyahat kültürü şey yapmış. Yani hippi akımı zaten birazcık o seyahat kültürünün evrimleşmesiyle. Biz şimdi yabancıların o hippi akımı gibi böyle bir dünyaya yayılmaya çalıştık. Pandemi girdi araya falan ama bizde o kültür yeni yeni oluşuyor. Yeni yeni oluşan bir kültürün de şu anda çok bir şey üretebilmesi mümkün değil. Çünkü ekonomik değeri yok. Bir süre sonra ekonomik değer oluştuğu zaman işte bunun belgeseli de olacak, şeyi de olacak. Yani neden BBC çok iyi doğa belgeselleri çekiyor? Çünkü adamların onunla ilgili bir de altyapısı var. Adamların doğa dernekleri var veyahut da böyle kulüpleri var. Yani kuş gözlemleyen adamlar var. Türkiye'de de bir sürü kuş gözlemleyen adam var ama kaç tane? İngiltere'de neredeyse 1 milyondan fazla kuş gözlemcisi adam var. Bizde bazı şeylerin altyapısı henüz hazır değil. Birazcık da ondan dolayı. Yani Coşkun Aral gibi falan bir deli çıkacak işte. Evet. Uygun şartlarda ya adam 90'larda yaptığı işleri şu anda yapamazsınız yani. Ben
eski kayıtlarını falan da izliyorum, şey yapıyorum. Çok saygı duyduğum ve yaptığı işin gerçekten çok kıymetli olduğunu düşündüğüm bir insan. Ama o dönemde o da işte kendine şartlar yaratıp bir de tabii yurt dışı bağlantılarının da iyi olması sayesinde o işi oralarda öğrenip sonra Türkiye'ye acayip bir şey kazandırdı, yani kültür kazandırdı. Ben belgesel işinde birazcık daha geride olduğumuzu düşünüyorum ama yapan çok kıymetli adamlar var. Onlar da şey yapmıyor. Mesela Burak Doğan Soysal vardır. Burak, yani dünyada birçok ülkeye belgeselleri satılan önemli bir belgesel yönetmeni. Ama Türkiye'de işte kaç kişi tanıyor veya hatta bu adama ne kadar sahip çıkılıyor tartışılır. Yani adam Afrika'da, yani BBC ekibi Afrika'da çektiği bazı ülkelerde ondan danışmanlık alıyor. Bunu nasıl çekeriz diye. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Yani çok kıymetli adamlar var. Benim onların yanında hani belgeselci olmaya çalışmam tabii hem biraz şey olur hem de ülke şartları dolayısıyla bana çok mümkün görünmüyor. Bu arada sevgili katılımcılar, sorularınız varsa chat kısmına yazabilirsiniz. İlayda onları okuyacak Kerimcan'a. Soruları chat'e bekliyoruz. En son gittiğin ülke neresiydi pandemiden önce? Ben Türkiye'de ilk hasta açıklandığında Şaka. Japonya'daydım. Evet, Aa, ben onu kaçırmışım. Japonya'daki son tur grubu benim grubumdu. Ve inanılmaz eğlendik. Hayatımda iyi ki gittiğim dediğim seyahatlerden bir tanesi. Çok eğlendik. Ve çok şanslıydık çünkü boş bir Japonya'yı dolaştık. Yani normalde iş çıkışı metrobüs kalabalığında olan bütün mekanlar böyle bize kalmıştı. Çok enteresan bir deneyimdi. Dönüşümüz de çok enteresandı. Zaten dönüp hepimiz 2 hafta karantinaya girdik. Zirvede bıraktım diyebilirim yani o noktada. En son Japonya ile bitirdim ben. Ne o Kimse de zaman hasta olmadan döndük bu arada. yaklaşık bir yıldır seyahat etmiyorsun yurt dışına. Evet, yurt dışına seyahat etmiyorum. Türkiye'de seyahat ettim. Açıkçası durmak da bana kötü gelmedi. Yani Onu soracaktım. Durmak nasıl geldi bunca zaman sonra? ya 2015'ten beri ben açıkçası bir bavulun içerisinde yaşıyordum neredeyse. Çok yani arada evlendim, işte hayatımda bir sürü değişiklikler oldu. Yani hayatımda değişmeyen tek şey seyahat etmek oldu bu esnada. Çünkü işim haline geldi. Neredeyse her ay çok uzun kıtalar arası yolculuklar yapıyordum. O yüzden de durdum. Bir hayatımda ne istiyorum, ne istemiyorum, gittiğim yol doğru mu, değil mi? Ona baktım. Senelerdir ihmal ettiğim, hep yazmaya başlayıp böyle bıraktığım 360'ın seyahatnamesini bitirdim. Ha, süper. Evet, işte Nisan'da o çıkacak. Böyle kendimle ilgili bir sürü şey yapabilmeye başladım. Finansal zararı dışında bana bu süreç çok da kötü gelmedi. O yüzden onu söyleyebilirim. Ama ya, seyahat etmeyi çok özledim. Onu tartışmıyorum. Hep burada özlemeyen insan yoktur zaten herhalde. Seyahat eden insanlar varsa. Ama diğer yandan da durmak bana çok kötü geldi diyemem yani. Ne güzel. Yani bir gezgin olmak için cebinin çok parayla dolu olmasına, çok büyük hazırlıklar, yani hazırlık derken maddi hazırlıklar yapılmasına da gerek olmadığını söylüyorsun. Burada Şöyle. yapılacak hazırlık aslında mental hazırlık bence, anladığım kadarıyla en başta. Ve bütün o dediğin işte rotasından gideceğin ülkeye kadar. Mesela şimdi senin dünya turunda ben bir sürü şey düşünüyorum. Vizeleri nasıl hallettin? İşte bazı ülkelerde aşı konusu var, onları nasıl çözdün? Her ülkenin para birimine nasıl ayak uydurdun? Yani ben değil herhalde, katılımcıların çoğu buradan arka sokağa giderken bile zorlanıyoruzdur yani. Valla arka sokağa giderken ben de bazen zorlanıyorum. Onda sıkıntı yok. Onda motivasyon az çünkü. Şöyle anlatayım. Bir, seyahat etmek için para gerekiyor. Şimdi bu şeyler var. Bir ara şeyler türede. Parasız dünya turu. İşte parasız seyahat ediyorum falan. Parasız seyahat ediyorum diyen adam yalancıdır. Burada da yani çok net söylüyorum. Ya dolandırıcıdır ya yalancıdır. Parasız seyahat edemezsiniz arkadaşlar. Bu çünkü şöyle bir şey. Ya
İstanbul'da bile parasız gezemezsin. Cebine 5 lira koyarsın ama hani az parayla seyahat edilir, ekonomik seyahat edilir. Bunların hepsine %100 katılıyorum. Günde 5 dolarla dünyayı gezen insan var. Buna da katılıyorum. Ama parasız geziyorum diyen adam yalancıdır. Bu kadar açık ve sert konuşacağım. Çünkü öyle bir şey yok. Ha, ama günde 5 dolarla gezen adam da yani ne fedakarlıklar yapıyor veya ne şartlarda yapıyor? Bu tartışılır. Dünyayı gezmek istiyorsanız, yani dünyayı gezmek değil, hatta mobil bir hayat istiyorsanız, yani ben 3 ay şurada yaşayayım, 4 ay orada yaşayayım, kış geldi mi güney yarım kürede yaşayayım, işte falan gibi hayalleriniz varsa bunu bir meslekle kombine etmek zorundasınız. Yani web sitesi yapıyorsunuzdur, alırsınız bilgisayarını, gidersiniz bir yerde Bali'de çalışırsınız. Veyahut da aşçısınızdır, şefsinizdir, mutfaktasınızdır. Dönem dönem çalışırsınız. Fotoğrafçısınızdır, gemilerde iş bulursunuz. Yani böyle bir sürü örnek var yapılabilecek. Mesela Designer on the Road diye bir proje vardı. Türkiye'den çıktı. Çağrı. Çağrı dahi başka bir deli. Sanat yönetmeniydi bir ajansta Türkiye'de. Sıkıldı. Dünyadaki gitmek istediği ülkelerdeki bütün ajanslara CV'sini yollayıp ya kardeşim ben oraya gelip bedava çalışacağım. Bana konaklama ve yemek verin dedi sadece. Ve adam böyle bir sürü ülke gezdi ve oralarda yaşadı. Bu çok eski, yani 2000'lerin 2010'ların başlarında yapılmış bir projedir. Cape Town'da biz buluştuk, tanıştık mesela Çağrı'yla. Deli. Ama yani o kadar az parayla seyahat ediyordu ki Sri Lanka'da mide kanaması geçiriyor. Adam doktora gidemiyor parasızlıktan. Gitmemeyi tercih ediyor. Yani bu hayat tercihlerden ibaret. Yani Sartre'ın çok güzel bir lafı vardır. Tercihlerimiziz diye. Bu kadar basit. Neyi nasıl tercih ettiğinizden. Yani siz 5 yıldızlı otelde kalarak ve babanız koç değilse gezemezsiniz yani. Ha, Rahmi Koç gibi Nazenin'e binersiniz, gezersiniz 30 tane mürettebatla. O ayrı bir konu. Keşke herkes öyle gezebilse tabii. Ama böyle bir dünya yok. Yani onu söylemem lazım. Diğer yandan ben dünya turumda seçtiğim şeylerden bir tanesi de vizesiz ülkelerdi. Kanada vizem vardı zaten giderken. Mesela ABD'yi listemden o yüzden çıkarttım. Vize almam gerekiyordu. Çıkarttım. Tek vize alarak girdiğim yer Mozambik oldu. Orada da rüşvet vererek vize aldım. Sınırda tabii. Normalde vermeleri gereken vizeydi. Ama onun dışında bir problem yaşamadım. Ha, vizesiz ülkeye girmek de dert. Singapur'da 3,5 saat 3 kere sorgulandım. Bütün çantam boşaltıldı vesaire. Yani bir yer vizesiz diye gitme girme garantisi de vermiyor kimseye. Hani kapıdan da sekebilirsiniz. O yüzden ya, o tip planlamalar yola çıkmaya şey yapınca, niyet edince bu şey gibi yani kul sıkışmadıkça Hızır yetişmezmiş gibi niyet edince bir şekilde o yol akıyor gidiyor ve insan da varması gereken yere varıyor aslında. Bir şey soracağım. Hani bu en gezdiğin yer dedim, işte korktuğun ya da korkulacak yer dedim. Kültürel olarak seni en çok şaşırtan ülkeler, şehirler neresiydi? Yani bir Hindistan'da böyle kaldın mı? Kaldım. Ya Hindistan'a gidip ama öyle kalmayan adam yani ya Hintlidir veyahut da hani bir şeydir, bir şey merak etmiyordur. Çünkü Hindistan dev bir film seti gibi bir ülke. Yani ben Hindistan'a çok ön yargılarla gittim. Ve iş sebebiyle gittim. Ben normalde Hindistan'a gitmeye çok niyetim yoktu. Ya ben o böyle gerçekten hepimizin bildiği klişe şeylerle aslında kötülüyordum ülkeyi. Ama gittikten sonra gördüm ki bir film setine düşüyorsun Hindistan'a gidince. Yani hakikaten ve Hindistan çok farklı alanları olan bir yer. Yani Rajasthan ayrı bir yer, işte Varanasi'ye gidiyorsun, Jaipur'a gidiyorsun, Delhi, gökdelenler, bilmem neler. Doğası çok acayip, çölü de var. İşte Himalayaları da var, tropik sahili de var. Çok da büyük bir ülke bir yandan. Hindistan beni çok sarsmıştır. Varanasi ile çok sarsmıştır. Çünkü orada bir de yani Ganj kenarında ölü yakıyor adamlar. Sen de orada böyle gün doğumu izliyorsun kayıkta. Yani insan bir hayatını sorguluyor yani ben ne yapıyorum, ne ediyorum, bunlar ne yapıyor? Lan biz de böyle olacağız işte falan. Hani insan o her cenazeye gidince insan böyle bir hüzünle beraber hayatını sorgular. Orada bir de
Hani Varanasi muhtemelen 200 senedir şehre gelmiş en modern şey elektrik direkleri. Hani bir de insanlar Varanasi'ye böyle ölmeye geliyorlar. Kıyamet filmi gibi sokaklar var böyle. Herkes böyle tek gözle bakıyor sana. Yerde dileniyorlar falan. Aşramlar var. Adamlar ölmeyi bekliyorlar o aşramlarda. Rezervasyonun giriş tarihi var, çıkış tarihi yok. Yani sonu sevkiyat checkout. Hani komple checkout ediyor orada sistemden falan. Yaşları çünkü Ganj'da yakılınca ve küller oraya bırakılınca reenkarnasyondaki döngünün tamamlandığına inanıyorlar. Onun da öyle bir tarafı var. Yani çok mistik bir şehir. Hani bir yandan da Budizmin hani 15 kilometre gidiyorsun. Budizmin ilk öğretisinin verildiği Sarnath'a gidiyorsun. Orada yani Hinduizm var, Budizm var. Böyle acayip bir yer. Sokaklar dar. Hakikaten yani orada ölüler yanıyor böyle öbek öbek. Aralarında inekler yürüyor. Ama o inekler burada tanrı değil. O yanlış anlamayı söyleyelim. Tanrıların taşıyıcı, messengers dedikleri işte taşıyıcı, haberci hayvanları var. Yanlış anımsamıyorsam o da Shiva'nın taşıyıcı hayvanı inek. O yüzden dokunulmaz ve ölülerin de ruhlarını gördüğüne inanıyor mesela oradaki Hindular yakım esnasında falan. Ve çok acayip bir dünya. Ama oraları da kendi önyargılarımızla, kendi değer yargılarımızla işte değerlendirmemek lazım. Yani öyle bir şey var. Japonya beni yine zihnimi allak bullak eden bir yer. Bambaşka bir kültür, başka bir disiplin. Bir toplumun güvene dayalı, toplumsal güvene dayalı nasıl bir refah seviyesine çıkabileceğini gösteren acayip bir yer. Yine mesela Peru özellikle kırsalı beni çok etkilemiştir şey olarak. İnsanların hayatta kalmaları, doğayla uyumları, Amazon yine kültürel açıdan beni çok etkiledi. Çünkü aslında en dünyada yaşanamayacak çöl bile daha yaşanabilir belki bir yer belki. Amazon çok zor yaşaması bir yer. Orada insanların adaptasyonları, doğayla işbirlikleri falan çok enteresan. Valla ben işte o seyahat etmekten çok böyle yani konfor alanından çıkamayanlardanım ama böyle sen anlattıkça işte gerçekten bunları görmeden ölmemek lazımmış gibi geliyor. Ben seyahati şuna benzetiyorum. Ben çok doğru bir mecra değil bunu söylemek için belki ama benim okulla hayatım boyunca ilişkim hiçbir zaman iyi olmadı. Okula gitmek benim için bir yük oldu. Ders çalışmaktan, ödev yapmaktan nefret ederim. Belki o disiplinle olan ilgili, disiplin denilen o olguyla ilgili problemle de alakalı olabilir ama okul benim için her zaman öf yine mi okul var oldu. Yani lise hayatıma erişsem çok güzeldi. Bence seyahat insanın şey gibi seçerek çok severek gittiği bir okul gibi ve sürekli bir şey öğreniyorsun ve öğrendiğin şeyi çok severek öğreniyorsun. İşte o yüzden çok büyük bir şans ama bu herkes için başka bir şey olabilir yani kimi için seyahattir, kimi için işte örgü örmektir, kimi için dolma kalemdir, kimi için sinemadır, kimi için astronomidir, gök gözlemidir. Herkesin bir hayatta böyle bir çıkış yolu var. Benimkisi de seyahat yani. Süper. İlaydacığım soru var mı? Yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Soruları alalım. Var hocam, okuyayım hemen birini. Bir soru gelmiş Merve Hanım'dan. Diyor ki pandemi olmadığını varsayarsak Türkiye'de gezmek ve gezdiğimiz yerleri anlamak için nasıl bir yol izleyebiliriz? Türkiye'de. Evet. Ya Türkiye coğrafyasında geziyorsanız bir kere mutlaka birazcık bir bence tarih ön okuması yapmak gerekiyor. Çünkü Anadolu kadar çok katmanlı bir dünyada yer çok az var. Yani bir yere gidiyorsunuz katman katman. Hani her uygarlık var. Herkes buradan geçmiş. Çünkü kavşak noktası. Herkes de bir şey bırakmış buraya. Onları anlamak, bu adamlar burada ne yapmışlar, niye gelmişler buradan, niye gitmişler onu anlamak adına bence tarih okuması yapmak şart. Bir de Türkiye öyle bir yer ki 100 kilometrede bir mutfak değişiyor. Bu çok az ülkede var dünyada. Belki 10 ülkede vardır. 100 kilometrede bir coğrafya değişiyor bizde. Dil yani aksan değişiyor.
gastronomik dünya değişiyor, kültürel dünya değişiyor. Kalabildiyse yerel mimari değişiyor. Hani bunlar gerçekten çok da insana ipucu veriyor gezerken. Ama ben tarih ve birazcık böyle özellikle kültür tarihi, arkeoloji okumayı tavsiye ediyorum. Yine aynı şekilde coğrafya bilmek çok fayda sağlar. Çünkü Türkiye aynı zamanda çok kıymetli bir coğrafi unsurlar havuzu. Yani volkanlar var, sıra dağlar var, yüksek plato var, işte bozkır var. Atıyorum hani bir sürü acayip şey var. Bence Türkiye'yi anlamak için bir de bir yerde mutlaka ki sosyoloji okumak lazım. Ülkenin bugünkü halini anlamak adına birazcık böyle şeyler, toplum bilimle ilgili şeyler okumak şey yapabilir. Önerilerim bu olurdu. Diğer bir soruya geçiyorum. 2021'de yurt dışı seyahati planlamak ne kadar mantıklı? Çok uygun fiyatlara uçak biletleri satılıyor ama almak mantıklı mı diye sormuşlar. Ben şahsen 2021'de yapacağım bütün yurt dışı planlarımı birazcık askıya aldım. Daha yayından önce de konuşmuştuk. Bloomberg'da daha bugün bir haber vardı. İşte aşılama takvimlerini değerlendirmişler. Bu tempoyla giderse ne kadar sürecek falan bu işler diye. Hani biz 3-4 sene daha böyle giderse üretimler zaten bu süreçte gideceğiz. Ha bu kadar umutsuz muyum? Hayır değilim. Bence yurt dışına gidilebilir. Ama bir gittiğiniz ülkelerin ne durumda olduğuna bakmak lazım. Bir de hani ben planlarımı açıkçası son dakikaya bırakıyorum birazcık şu noktada. Çünkü benim iptal olan planlarımla çok planım oldu hatta yani. Artık bu noktadan sonra şey yaptığım şey son dakika karar vermek. Bu ekonomik olarak biraz zor bir karar. Ama diğer yandan da paranızı yakmanızı vesaireyi de engelleyecektir yani. Son bir sorumuz var. Tabii ki. Öncelikle keyifli sohbetiniz için size çok teşekkür ediyorlar. Türkiye'den başka bir yerde yaşamayı düşündünüz mü? Böyle bir planınız var mı? Varsa nereyi düşünürsünüz? Ve Bozcaada ile ilgili yakınlığınızı merak ediliyormuş. Onu sormuşlar. Tamam, onu da söyleyeyim. Bozcaada yazdığım var. Son bir soru var, daha geldi bu arada. Bir soru daha soracağım bundan sonra. Tamam. Bozcaada yazdığım var. Onu o yüzden yakınlığım var. Yani 25 senedir gidip geldiğim bir coğrafya. Bence iyi bir kaçış noktası. Ondan sonra güzel, sevdiğim bir coğrafya. O yüzden ben Kuzey Ege'ciyim biraz. Çok sıcak sevmeyen bir insan olarak. Birazcık yanıtlamıştım ama bahsedeyim. Ben Türkiye dışında çeşitli yerlerde yaşamayı düşündüm. Fırsatlar da elime geçti. Ama şu an 36 yaşında İstanbul'da yaşayan biri olarak açıkçası çok 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 hayat standartlarımı yükseltecek bir fırsat olmadığı sürece yurt dışına taşınmayı düşünmüyorum. Ben her şeye rağmen bu ülkeden umutluyum. En başta onu söyleyeyim. Yani her gecenin bir sabahı vardır hayatta. O yüzden o kadar da umutsuz olmaya gerek yok. Diğer yandan dünyada evet geçici olarak yaşamak isteyeceğim bir dönem. En azından ya buranın bir senesi nasıl geçiyor diye işte saydım sohbet esnasında. Kanada'nın batısını merak ederdim. İşte Cape Town'da yaşamak isterdim. Tokyo'da bir süremi geçirmek isterdim ama asla kalıcı kalamazdım. Buenos Aires'te yaşamak isterdim ama bunların hepsi geçici, benim yaşama hevesi ettiğim yerler. Yani bir sene olur, 6 ay olur ama Türkiye dışında bir yerde böyle bir ah ben burada yaşlanayım hayali kurmadım hiçbir zaman. Belki de hayat tarzımdan da dolayı o kadar yerleşik bir düzen kurmak dünyanın başka bir yerinde bana şey gelmedi. Çekici gelmedi. O yüzden de burada yaşamayı sürdürüyorum. Sanırım da hani çok acayip bir değişiklik olmadığı sürece hayatımda burada yaşamaya devam edeceğim. Bir soru dedim ama birkaç soru geldi.
Tamam, hiç problem değil. Eşinizin bu seferi hallerinize bakış açısı merak edilmiş. Biz tanıştığımızda benim böyle bir hayatım vardı. O yüzden o hiçbir zaman bu hayatı, ya o bu değişkeni bilerek hayatıma girdi. Şu anda da işime dönüştüğü için zaten bu değişken mesleğim. Yani her gün çıkıp ofise giden bir adam da olabilirdim. Onun yerine ayda bir, genelde bir iki hafta evde olmayan bir adam oldum. Ben hatta sağlıklı bir evliliğin birazcık da böyle yürüdüğüne inanırdım. Yani insanların birbirine mesafe tanıyarak çok daha mutlu olabileceklerine inanıyoruz ikimiz de. O yüzden şey, o gayet sağlıklı bakıyor. Tabii ki kolay bir şey değil yani. Ben geçen sene, geçen sene 2019'dan sonra 2 ay Orta ve Amerika ve Meksika'ya seyahat ettim işim sebebiyle. Yani 2 ay boyunca sonuçta alıştığınız düzen değişiyor. Şey, çok kolay bir şey değil ama ya hayatınız buysa zaten buna evriliyorsunuz. Yine dediğim gibi hayat fedakarlıklar ve seçimlerden ibaret. Her hayatın zorlukları var. Benim hayatımın zorlukları da dan bir tanesi de evde olmamak yani. Çeşitli projelerle plastik sanatlar, film vesaire gibi Kickstarter, Patreon gibi platformlardan sponsorluk sağlamak mümkün mü? Böyle kişilerle tanışıyor musunuz yoksa bu bir şehir efsanesi mi diye sorulmuş. Veya projenizin iyiliğine göre her şey, yani iki tane konu var. Projeniz ne kadar iyiyse ve bu iyi projeyi ne kadar iyi satarsanız her şeye kaynak bulursunuz. Yani bu sadece plastik sanatlar veyahut da sinema vesaire değil. Hani açıkçası ya, kıyasladığımdan söylemiyorum. Bu ülkede daha iki sene önce olmayan çiftlik için adam trilyonlarca lira toparlayıp Uruguay'a uzadı arkadaşlar. Yani her şey için her parayı toplarsınız. Nasıl anlattığınız, nasıl sattığınız, insanları ne kadar etkilediğiniz önemli. Yani yolda seyahat edip insanlardan para toplayarak seyahat eden de bir sürü insan var. Bana lütfen işte para verin, ben bugün buraya gitmek istiyorum falan diye böyle böyle kendine bir düzen kuran insanlar da var. O yüzden sanat projeleriyle veyahut da şeylerle elbette ki bir şeyler yapabilmek mümkün, yani seyahat etmenin dışında da. Dediğim gibi bir projenizin ne kadar iyi oldu, projeniz iyi değilse bile projenizi ne kadar iyi sattığınızla alakalı bir şey bu. Yani acı gerçekler. Devir maalesef pazarlama devri. Yani bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Diğer sorumuzda, bir seyahat acentesinde profesyonel olarak çalışabilmek için belli başlı kriterler nelerdir diye gelmiş. Ne iş yapacağınızla ilgili bu değişir. Profesyonel rehber olacaksanız mutlaka ve mutlaka kokarta ihtiyacınız var. Ben rehber değilim, ben tur lideriyim. Hatta bu görüşmeye girmeden önce ÖSS formu dolduruyordum. Çünkü tur rehberi olabilmek adına, kokarta alabilmek için aşağı yukarı sanırım Haziran'da sınava girip şey alacağım, kokart, yani bölüm okuyup kokartımı almayı planlıyorum. Ama ben tur lideriyim ve mutlaka gittiğim her coğrafyada yerel rehberle çalışıyorum. Eğer tur operatörlüğü veyahut da işte tur liderliği vesaire gibi şeyler yapmak istiyorsanız, bir, gideceğiniz yeri, yaptığınız işi çok iyi bilmeniz gerekiyor. İnsan ilişkilerinizin çok kuvvetli, sinirlerinizin dayanıklı olması gerekiyor. Çünkü insanla uğraşıyorsunuz. Onunla beraber mutlaka ve mutlaka bir veya birkaç yabancı dil, iyi seviyede, en azından İngilizceyi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Dünyayı takip ediyor olmanız lazım. Çünkü şimdi belli başlı sektörler var. Dışarıdan çok güzel görünüyor. Ay, sürekli geziyorlar. Veyahut işte bir dönem reklamcılar için de aynı şey vardı. Hep eğleniyorlar ofiste ya falan. Adamlar 20 saat ama ofiste kafa patlatıyorlar meğerse. Şimdi bazı meslekler dışarıdan çok cazip görünüyor. Ama hakikaten yıpratıcılıkları çok fazla. Yani şey de öyledir mesela, işte nasıl diyeyim, kabin görevlisi. Ya ne olacak, 10 saat boyunca bir kere su dağıtıyorlar, bir kere yemek dağıtıyorlar. Ondan sonra 4 gün 5 gün orada yayıyorlar. Ama işte o işler öyle olmuyor maalesef. O sebepten dolayı bence en temel şey çelik gibi sinirler, yüksek tempoda çalışmaya uyum, iyi yabancı dil.
Ve işte dediğim gibi böyle bir tur operatörlüğü vesaire yapılacaksa sahaya hakimiyet gerekiyor. Başka soru var mı İlayda? Hocam iki sorum, bir de temennim var. Tamam. Onlarla bitireceğim. Tamam. Yola bir kadın olarak çıkmış olsaydınız ne değişirdi? Bir de yine evliliğin gezgin yaşamda bir etkisi oldu mu? Tamam. Bir tanesine cevap verdim zaten. Kadın sorusu bana hep şeylerde geliyor. Yanlış anlaşılmasın ama bu soruyu cevaplamak benim haddim değil. Çünkü özellikle Türkiye'de doğmuş büyümüş kadınların yaşadığı sıkıntılara hakim olabilmek bir erkek olarak öyle bir şansım yok. Onun dışında da dünyaya bakacaksak, benim gözlemlerimi soruyorsanız, Türkiye kadar olmasa da evet dünyada da bir bu konuda kadınların daha temkinli olma ihtiyacı söz konusu. Ama bu konuyla ilgili hakikaten sağlıklı cevabı ben veremem. Çünkü kadın değilim ve kadınların yaşadığı hiçbir sıkıntıya da vakıf değilim. Yani sadece benim için söyleyebileceğim şey, kadınlar daha temkinli seyahat ediyorlar doğal sebeplerden dolayı. Çünkü maalesef dünyada belli toplumlar dışında kadınlarla toplumda doğru bir ilişki kurabilmiş toplum çok fazla yok maalesef. Özellikle mesela Latin kültürlerde kadınlar evet sosyal hayattadır, iş hayatındadır vesaire. Ama bir yandan da aile içi şiddetin yaşandığını görüyoruz yine. Hakeza Japonlar çok örnek bir toplum olsalar da çok ataerkil bir toplumdur. Yani bir sürü yerde kadına böyle garip bakılan, hani kadının toplumsal yerinin hala tartışıldığı bir yer. Maalesef ama benim bu konuda %100 bir yorumum olamaz. Ben açıkçası bunu haddimde görmüyorum. Çünkü bir zaten kadınlar yerine konuşan bir sürü erkek var dünyada. Bir de ben konuşmayayım diyorum o yüzden. Bence kadın gezginlere sormak lazım yaşadıkları sıkıntıları. Çünkü ben ne kadar empati kurmaya çalışsam da asla buna sağlıklı bir ve %100 tatmin edici bir yaklaşım getiremeyeceğimi düşünüyorum. Temennini alalım İlayda. Aysun Hanım hocam söylemiş. Meksika Ölüler Günü'ne gidelim lütfen. Ya bir söyleyeceğim, Meksika Ölüler Günü yani geçen sene yapılamadı. Bu sene yapılabilir mi bilemiyorum. Meksika Ölüler Günü benim hayatımda geçirdiğim en acayip böyle birkaç deneyimden bir tanesi olabilir. Umarım gidebiliriz tekrar. Dünya biraz daha normalleştiğinde orayı unutmuştum. Kültürel beni en sarsan deneyimlerden bir tanesi de Meksika Ölüler Günü'ydü. O ölüyle, ölülerle olan o paganik ilişki çok acayipti. Hatırlattığınız için de teşekkür ediyorum Ayçin Hanım. Son bir sorum var. Japonya deneyiminizin sizi çok etkilediğini söylemiştiniz. Japonya'da en etkilendiğiniz şehir ve deneyim ne olmuştu? Ayrıca toplumsal güvenden bahsetmiştiniz Japonya'da. Bunu nerede hissettiniz? Pardon, Japonya'da değil yani. Genel olarak toplumsal bir güvenden bahsettiniz. Bunu en çok nerede hissettiniz diye sorulmuş. O zaman genelden özele gideyim. Toplumsal güven dediğim şey aslında biraz daha açmam gerekirse bireylerin, toplumda yer alan bireylerin devletlerine, birbirlerine ve genel olarak sisteme güvenleri. Bunlar sayacağım ülkelerin hepsi zaten muasır medeniyetler. Yani Kanada'da en çok hissettim. Japonya'da bunu hissettim. İzlanda yine hakeza öyle. Yani Nordik ülkeler ve genelde muasır medeniyet dediğimiz ülkeler bunlar. Çünkü burada hakikaten huzuru hissediyorsunuz. Yani şöyle, bu ülkelerin problemleri var mı? Var. Hem toplumsal hem ekonomik bir sürü problemleri var. Yapısal problemleri de var ama diğer açıdan artık bazı şeyleri halletmişler. Yani mesela Japonya örneğine geri dönecek olursak Japonya'da en kalabalık kavşakta cüzdanınız yere düşse ertesi gün gitseniz muhtemelen oradaki polis noktasında bulursunuz. Bu orada fakir insan olmadığı vesaire açısından değil. Bir toplumsal değerler silsilesi var ve insanlar ona uyuyorlar. Yani sıra var mesela, insanlar sıraya giriyorlar. Veyahut da insanlar kendi
bir kurala uymalarının enayilik olmadığını, istismar edilmeyeceğini biliyorlar. Toplumsal güven aslında bunların hepsiyle oluşan bir şey. Diğer yandan Japonya'ya gelirsek, beni Japonya'da en çok etkileyen yer Kyoto oldu. Çünkü Kyoto eski imparatorluk başkenti ve bir şekilde İkinci Dünya Savaşı'ndan yerle bir edilmeden çıkabilmiş bir yer. Bunun hikayesi çok uzundur. Ama o sebepten dolayı o eski Japonya'yı birazcık algılamanıza faydası oluyor. Yani ya bu adamlar nasıl yaşıyorlarmış, ne yapıyorlarmış, ne ediyorlarmış hissine varıyorsunuz. Öte yandan hala kültürlerine çok sıkı sıkıya bağlı oldukları için de yine orada işte o nasıl diyeyim farklı dünyaları birazcık deneyimleme şansınız oluyor. Bence Japonya'nın özellikle Kyoto'nun kendisi bir deneyim. Ben hep öyle söylüyorum. Yani Japonya'da işte yaşanacak en büyük deneyim. Turlarımda da bunu anlatırım. Japonya'da yaşanacak en büyük deneyim Japonya'nın kendisidir yani. Çünkü bu kadar nevi şahsına münhasır bir toplum, ada toplumu, çok yoğun ve çok uzun süren Amerikan işgaline rağmen o kültürü koruyabilmiş bir şey, dünya. Japonya'nın kendisi bir deneyim. O yüzden hani spesifik bir şey söyleyemem size. Başka soru var mı İlayda'cığım? Hocam hikikomori hastalığını duydunuz mu? Japonya'da bununla alakalı bir başınızdan bir şey geçti mi diye sorulmuş. Yok, duymadım. Korona görmüş arkadaş, ondan korkar mı? Japonya'da korona görmüş arkadaş yani Selimcan. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Japonya'dayken korona vakalarından gerçekten nasıl korundunuz? Nasıl adapte oldunuz? Korunmadık çünkü yani bu kadar kötü durumda değildi. Değildi değil mi? Yo. Ya bir de şöyle. O dönem koronanın ne olduğunu bilmiyorsun, ne olduğunu bil. Ben dönüşte uçakta sadece maske taktım. Orada yani hiç. Ve bu arada yani dip dibe barlara girdik, eğlendik. Gece dışarı çıktık, lokantalara gittik. Metroya bindik. Hani böyle hangi korumalı. Aydı? Mart. Mart ortası. Şaka. Yo, bence yani o dönem o kadar şey değildi şu andaki kadar. Ve işte ekipteki kimseye hiçbir şey olmadı. Üstüne üstlük aktarmalı uçuşla döndük. Şey yoktu. Çok iyi. Çok şaşırdım yani. Ben daha Aralık diyeceksin gibi zannettim. Yok yok. Ben Şubat başında Brezilya'dan döndüm. Sonra da Mart'ta Japonya'ya gittim. Şubat'ta dönerken böyle uçakta tek tük maskeli insan gördüğümüzde işte korona lafları dönerken ya millet ne kadar böyle aa bak başlamış millet falan diyorduk. Falan ama hiç maskesizdik. Giderken Japonya'ya maske taktık uçakta hani kapalı yer falan hani önlem alalım diye. Ama Japonya'da maske hiç takmadan dolayı yani son maskesiz günlerim Japonya'daydı. İstanbul'da hep maskeliydim ya. Öyle söyleyeyim döndükten sonra. Büyük şans. Hocam ben hatırlıyorum o dönem Kerimcan Bey'in paylaşımlarını. Bizim şey okullar tatil olduğunda siz storylerden böyle eğlenceli şeyler atıyordunuz. Ben diyordum ki bu nasıl mümkün olabilir? Hani burada hayat durdu. Tabii. Yani Türkiye'de işte ilk vakanın açıklandığı hafta. Aa çok ilginç. 5-10 Mart haftası. Bir şey soracağım. Evet. Geçen aylarda sen bir yerde çadır kurmaya gittin tek başına. Evet. Sebep diye böyle çok sığ bir soru sorayım. Can sıkıntısı. Yani hava soğuk. Bir de domuz geldi falan dedin, bir şey dedin. Değil mi? Ya domuz şöyle söyleyeyim. Yemek bu kamp işleriyle ilgili bana çok soru geliyor. Ve benim hep verdiğim klasik standart bir cevap var. Benim kamp yaparken tek korktuğum şey var Türkiye'de. Rastgele ateş açan boş arazide sarhoş insanlar yani. Onun dışında hep dediğim bir şey var ya hayvan gelse yemeğe gelecek zaten. Benle oturup muhabbet etmeye gelmeyecek hayvan. O noktada da yani yiyecekleri çadırda tutmayınca zaten hayvan da gelmiyor veyahut da geliyor geçiyor oradan. Hani biz şeyde yaşamıyoruz bu arada. Türkiye'de gerçekten vahşi hayvan sayısı çok az. Bize zarar verecek. Yani garibim ayılar var. Ayılar da insanı gördüğünde topukluyor zaten. O kadar hayvanları mahvetmişiz ki. Millet diyor ki kurt murt ya kurt kalmadı Türkiye'de. Yani Türklerin güya mitolojik hayvanı. Kurtlar başıboş köpekler yüzünden araziye bırakılan
şeyde kurt kalmadı Anadolu dağlarında. Domuzlar zaten İstanbul Boğazı'nda yüzüyorlar artık. Garipler mahvettik, yaşam alanları kalmadı. Anadolu'da yani insana zarar verecek hakikaten şey hayvan çok fazla yok. Olsa da gelme sebepleri belli, onların da önlemleri var. Ben gerçekten insan dışında bir şeyden endişe etmiyorum doğada. Hani ben eskaza dünyanın çeşitli ters coğrafyalarında, zor coğrafyalarında tek başıma veyahut da hani arkadaşlarımla kamp yapmış bir insan olarak hep şunu söylerim yani insandan daha zararlı bir canlı yok. Eğer yani gitti ayı inine girmiyorsan, yavrusu olan ayının inine girmiyorsan insandan daha tehlikeli bir canlı yok. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Bence durumu güzel özetledin. Başka soru yoksa İlayda? Yok hocam. Tamam. O zaman bugünkü bu şahane sohbeti seni dinlemek güzel. Saatler sürse dinleriz sanırım, değil mi sevgili katılımcılar? Siz böyle düşünüyorsunuz. Çünkü o kadar çok şey anlattığını öğrendik ki şurada. Hem maceralarına tanıklık ettik, hem de bir sürü şey öğrendik ülkelerle ve o ülke insanlarıyla ilgili. Kerimcan, tekrar çok teşekkürler. İyi ki geldin. Ben teşekkür ediyorum. Seferi hallerini bizimle paylaştın. Varsa Cuma son söylemek istediğin bir şey, özellikle senin gibi seferi olmaya aday, hayalini kuran gençlere daha ziyade diyeyim. Ya ben dinleyen herkese teşekkür ederim. Yani ayrıca hani size de çok teşekkür ederim bu davet için. Neslihan Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Yani 1,5 saattir neredeyse benim çenemle baş etmek zorunda kaldı. İkinize de çok teşekkürler ayrıca bu güzel ağırlama için. Dinleyenlere de teşekkürler. Yani cuma akşamınızı bana ayırdınız. Sağ olun. Burada soramamış olabilirsiniz. Çekinmişsinizdir. Aklınıza gelmemiştir. Ben hani sosyal medyadan veyahut da mail yoluyla bana istediğiniz soruyu ulaştırabilirsiniz. Yola çıkmak isteyene zaten yani çok da akıl, ben böyle nasihat, akıl vermek falan çok sevmiyorum bu tip şeyleri. Herkes bir şekilde kendi yolunu buluyor ama temel şey korkmamak lazım. Yolda kimse ölmez. Onu söyleyeyim yani. Ölmek o kadar kolay bir şey de değil. Sorunları insan çözmeyi öğreniyor yaşadıkça. O yüzden yola çıkmaya niyeti olanın önündeki tek engel kapının eşiği oluyor. Bu güzel bir Balkan atasözüdür. O eşiği aşınca da zaten yol önünüzde seriliyor. İstediğiniz kadar gidip istediğiniz zaman da dönersiniz. Onu söyleyebilirim. Süper. Çok teşekkürler Kerimcan. Rica ederim. Görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları.